Efendim hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Allah dualarımızı kabul etsin. İnşallah bu güzel ülkemiz huzur içinde bir geleceğe hazırlanmış olur. Değerli kardeşlerim, dün başlangıçta bir düşüncemi ifade ederek sözlerime devam edeceğim. Dün akşamdan bu yana saldırı malzemesi ettikleri fotoğraf karesiyle ilgili sadece iki kelam edeceğim. İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda oldu bu olay. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Ben kimseyi kırmam. Öyle bir alışkanlığım da yoktur. Öyle diye yetişmedim. Herkesi kucaklarım. Herkese saygı duyarım. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Salon kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm. Bunu ifade edeyim. Ben, ailem, eşim, çocuklarımız asla ve asla hiçbir kutsala saygısızlık etmez. Bunu da bilmenizi isterim. Hem bu benim hayat tarzıma, hayat görüşüme ve varoluşuma aykırı. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum ve sözlerime yeniden başlıyorum. Güzel konuşmalar oldu. Değerli dostlarım, İslamiyet hangi tarzda yönetildiğinizle değil, nasıl yönetildiğinizle ilgilidir. Şöyle veya böyle değişik yöntemler olabilir. Ama nasıl yönetildiğiniz önemlidir. Bizim inancımızda, bizim demokrasi anlayışımızda yönetimin temelini adalet oluşturur. Adaletin olmadığı bir yerde huzur olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde Sayın Karamoğlu'nun ifade ettiği gibi kucaklaşma olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde bereket olmaz. Devletin dini adaletse her birimiz tek tek adalet için mücadele etmek zorundayız. Ve adaleti bu topraklara getirmek zorundayız. Bugün yaşadığımız problemlerin tamamı adaletsizlikten kaynaklanıyor. Adalet dediğiniz sadece mahkeme salonlarında tecelli etmiyor. Eğer kul hakkı yeniyorsa büyük bir adaletsizlik var demektir ve ona karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumamız gerekiyor. Vicdanımızın buna en azından tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruma yönünde tecelli etmesi gerekiyor. Vicdanımızın bu yönde bize bir şeyler söylemesi gerekiyor. Adalet kavramı sıradan bir kavram değil. Yüce Mevlana, adalet bir kutup yıldızı gibidir. Bütün kainat onun etrafında dönerdir. Dolayısıyla adaletin bu topraklara gelmesi için, adaletin sağlanması için altı lider bir aradayız ve bu ülkeye ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun adaleti mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Hepimiz söz verdik, sözümüzün arkasında da duracağız. Adalet aynı zamanda Beytülmal'e el uzatmamaktır. Beytülmal'e el uzatanlar adalet getiremezler, adaleti sağlayamazlar. Toplanan her kuruş verginin hesabını vermeyenler adaleti getiremezler, adaleti sağlayamazlar. 2400 yıl önce söylenen bir şey var. Önemli bir bilge söylemiş. Devleti yönetenler eğer zenginleşmişse o süreç içinde, onlar vatandaşın hakkını, hukukunu değil, kendi mal varlıklarını korurlar diyor. Biz vatandaşın
hak ve hukukunu kim olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan koruyacağız. Değerli dostlarım, Sayın Karamollaoğlu herkese kucaklaşacağız dedim. Evet, herkesle kucaklaşacağız. Herkesle barışacağız. Kamplaşmadan değil, beraber olmaktan, kucaklaşmaktan yana bir politika izleyeceğiz. Temel hedefimiz budur. Yine önemli bir şey daha ifade etti. Siyasi partiler birbirine düşman değildir diye. Evet, biz kararı şöyle verdik. Düşman değil, hasım değil. İyilikte yarışacağız. İyilikte yarıştığımız zaman Türkiye huzuru, Türkiye'ye bereketi getireceğiz. Bunun da bilinmesini isterim. Değerli kardeşlerim, aklımızı kullanmak kadar değerli bir şey yoktur. Yüce Yaradan sorar, aklınızı kullanmıyor musunuz diye. Akıl adalet için çalışmalı, birlik için çalışmalı, beraberlik için çalışmalı. Kutuplaşma için değil, tam tersine sofralarda bereket için çalışmalı. Halil İbrahim sofrası sadece burada değil, Anadolu coğrafyasının her yerinde olmalı. Yurt dışında da olmalı, oradaki kardeşlerimiz için de olmalı. Eğer bir evladımız bu topraklarda yatağı aç giriyorsa şunu düşünmeliyiz. 85 milyonumuz aç demektir. Herkesin karnının doyduğu, her evde huzurun olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Rahmetli Erbakan'ın çok sık söylediği bir söz var, bir cümle var. Onunla bitireyim isterseniz. Hak gelecek ve batıl zahil olacak. Herkes buna inansın. Hakkı, hukuku ve adaleti ne pahasına olursa olsun bu güzel ülkeye beraber getireceğiz. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.